Merhaba Mastermind izleyicileri. Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Yeryüzünden yüzlerce kilometre yükseklikteki astronotların temiz hava ve su kaynaklarının nasıl bitmediğini hiç düşünmüş müydünüz? Uluslararası Uzay İstasyonu gezegenimizin yörüngesinde yaklaşık 400 kilometre yükseklikte ve saniyede 7.8 kilometre hızla dönen insan yapımı bir uydu. İstasyon, uzayda işlerin nasıl yürüdüğüne dair bilgimizi geliştirmek için araştırmalar yürüten ve bir dizi deney yapan astronota ev sahipliği yapıyor. Mürettebatın uzayda olabildiğince rahat yaşamasını sağlamak için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda birçok yaşam destek sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Hiç şüphe yok ki, astronotların dünya yüzeyinden kilometrelerce yukarıda hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu en önemli 3 şey, su, yiyecek ve oksijen. İstasyon aslında dünya atmosferinin içinde kalsa da termosfer tabakası olarak bilinen bu yükseklikte hava molekülleri solumak için kullanılamayacak kadar seyrek. Peki bu durumda oksijenleri nasıl bitmiyor? NASA istasyonda zaten sahip oldukları şeyleri geri dönüştürme konusunda gerçekten çok başarılı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ihtiyaç duyulan oksijeni üretmekle görevli sisteme oksijen üretim sistemi adı verilmiş. Bu sistem elektroliz ile suyu bileşenlerine ayırarak oksijen ve hidrojen gazları açığa çıkarıyor. Elektrik akımı yardımıyla bir sıvı içinde çözülmüş kimyasal bileşiklerin ayrıştırılması işlemine elektroliz deniyor. Bu işlemi sadece su için uyguladığımızda su, hidrojen ve oksijen moleküllerine ayrılıyor. Elektroliz ile elde edilen oksijen gazı uzay istasyonunun havasına karışıyor. Böylece istasyonun solunabilir havası sürdürülebiliyor. Elektroliz sırasında açığa çıkan hidrojen ise patlayıcı bir gaz olduğu için istasyondan uzaklaştırılıyordu. Ta ki 2010 yılına kadar. Bu konuya birazdan geri döneceğim. Ama önce su kısmına bir bakalım. Haftanın 7 günü 24 saat yeterli güç, solunabilir hava, temiz su, uygun sıcaklık ve nem sunmakla görevli Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hiçbir şey çöpe gidemez. Uzay istasyonunda yer alan su geri kazanım sistemi ihtiyaç duyulan temiz suyun büyük bir bölümünü karşılıyor. Havadaki nemi yakalayıp yoğuşturabilen bu sistem istasyondaki araştırma hayvanlarının ve astronotların ter ve idrarları da dahil olmak üzere her türlü atık suyu arındırarak tekrar kullanıma hazır hale getiriyor. NASA kulağa garip gelse de arındırma işleminden elde edilen suyun dünya üzerindeki şişelenmiş içme sularından bile daha temiz olduğunu iddia ediyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 2010'dan beri kullanılan bir başka sistem, istasyon içerisinde her türlü canlı faaliyeti ile üretilen karbondioksiti havadan yakalayıp karbon ve oksijen moleküllerine ayırıyor. Elektroliz ile oksijen üretiminden arta kalan hidrojen de bu sisteme girdiğinde bir takım kimyasal reaksiyonlar sonrası su ve metan oluşuyor. Elde edilen su istasyonda tekrar kullanılabilir olarak hizmete sunuluyor. Bu işlem sırasında kullanılan hidrojen miktarı çok fazla olduğu için elektroliz ile üretilen hidrojen bazen yetmeyebiliyor. Bu durumlarda dünyadan uzay istasyonuna yeterli suyu göndermek çok maliyetli olacağı için sıkıştırılmış tüplerde oksijen ve hidrojen gazları ihtiyaç durumuna göre gönderilebiliyor. En yakın zamanda yeni bir video ile görüşmek üzere. Hoşça kalın.